hiç unutmuyorum. Hazreti Nuh Aleyhisselam demek ki o kadar uzun bir zaman içerisinde kavmiyle karşı karşıya gelmiş. Onların aşağılamalarını ve böylesi ifadelerini o kadar uzun zaman yutmuş, sabırla karşılamış ki sürecin nihayetinde Cenab-ı Hakk'ın artık azap geldi. Melekleriyle gelip inne mevaidahumus subh, gözün aydın, onların zamanı, vakti, sabah vaktidir dediğinde rivayete göre demiş ki niye sabah? Hemen bunların işini bitirin. Bunun üzerine ayette geçen ifadeyi meleklerin söylediği rivayet edilir. Eleyse subhu bi karib. Sabah zaten yakın değil mi? Ve inne mevaidahumus subh. Eleyse subhu bi karib. Arada Hazreti Nuh'un niçin sabah, hemen şimdi olsun şeklindeki beklentisi veya çıkışı rivayetle gelir. Ayetin kendi akışı içerisinde de sondaki soruyla uygundur. Meleklerin eleyse subhu bi karib, sabah zaten yakın değil mi? Demek ki o kadar bunalmış ki artık sabah ile akşam arası kadar dahi tahammülü kalmamış. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ne zaman bu vaat? Ne zaman gerçekleşecek? Resuller de onlara demişler ki اِنْتَظِرُوا, bekleyin. اِنَّا مَعْكُمْ مُنْتَظِرُونَ. Biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Elimizden bir şey gelmez. قُلْ كُلُّمْ مُتَرَبِّسُونَ. De ki burada hepimiz eşitiz. Ve hepimiz beklemek durumundayız. İyilik umanlar da beklemek durumundalar. Bekleyen kimseler. Kötülüğü evdirip, acele ettirip, bir an önce başımıza gelsin diyenler de beklemek durumundalar. Bizler Allah'ın icraatını kışkırtacak, süreci başka bir biçimde gelişmesini yönlendirecek, manipüle edecek durumda değiliz. O bildiği gibi işletiyor, istediği gibi işletiyor, ayarladığı ve düzenlediği gibi işletiyor. Dolayısıyla bize beklemek düşer. قُلْ كُلُّنْ مُتَرَبِّسُنْ. De ki herkes beklemekte zaten. Beklesin de değil. Herkes bekleyicidir. فَتَرَبَّسُوا. Dolayısıyla bekleyip duracağız. قُلْ كُلُّنْ مُتَرَبِّسُنْ فَتَرَبَّسُوا. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ السِّرَاتِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى. Gün gelecek. Kim düzgün yolun adamıymış, doğru yolun adamıymış, kim içiyle dışıyla kanaat ettiğini ağzıyla söyleyen, kim kendisine karşı, kendisiyle çelişen, kanaat etmediklerini iddia eden kimseymiş. Gün gelecek bunları göreceğiz. Bugün konuştuklarımı dahi hatırlayacaksınız. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. Şu söylediklerimi o gün hatırlayacaksınız. وَاُفَوِّدُ أَمْرِي اِلَى اللّٰهِ. Ben artık işimi, sıkıntımı, durumumu Allah'a havale ediyorum. Sizinle azgınlığınızla, inatkarlığınızla, taşkınlığınızla baş edemiyorum. Bir beşer olarak sıkışıyor, bunalıyorum. O sebeple kendimi ve durumumuzu Allah'a havale ediyorum. رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. Rabbim bizimle kavmimizin arasına o açacağın, ayıracağın günü, o açılışı, o ayrılışı getir, hak ile getir diye dua etmişler. Bu ifadeler, bu dualar Resullerin sıkıştıkları, bunaldıkları, göğüslerinin daraldığı, bir şey yapmak için onlara karşı, bu karşı çıkışları karşısında, hadi hadi demeleri karşısında çaresizliği yaşamamak için Allah'a başvurduklarını gösteren ayetler. Cenab-ı Hak bizatihi Hazreti Resul'e de senin bu ifadeler karşısında göğsünün sıkıştığını biz biliyoruz. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Söylediklerinden ötürü onların senin göğsünün sıkıştığını, daraldığını biz elbette biliyoruz. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Sen Rabbini tesbih et ve secde edenlerden ol. Allah Azze ve Celle ona sabretmeyi öğütlüyor. Çünkü toplum içerisinde bak getiremedi, bak söyleyip duruyor ama bir şey yapamadı diyen
buna, bu aşağılamaya çocukları güldürecek kadar, çocukları da işin içine katacak kadar yöntemlerle iyice çirkefleşen toplumlar, kavimler, kabileler, rasulleri vaktin ne zaman dolacağı hususunda iyice bir sıkıştırmış ve istihzaya muhatap kılmış olmalılar ki Kur'an'da nice ayette biz bu konuyu, yani onların acele ettirişini görmekteyiz.